Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Deniz Karadeniz var. Deniz'le ne kadar oldu Deniz? Çok eskiden. Kanalı ilk açtığında bir video çekmiştik. Bebekler için tıkanma ve ilk yardım diye. 1 yaşa kadar soluk borusu tıkanıklığı. Aynen. Çok önemli bir konuydu. Aynen. O videoyu izleyip hayatını kurtaran anne olmuştu. Hatırlıyor musun? Mesaj atmıştı. Evet. O yorumlar arasında var. Evet. Çok etkilenmiştim gerçekten. İlk yardım videoları hep kanalda olmasını istediğim videolardan. Sana da hep söylüyorum. Böyle bir türlü bir araya... fırsat bulamadık diyeyim aslında. Hı-hı. Yaratırız da olmadı diyelim. İkimiz de koşturmaca için. Aynen. Bundan sonra da devamının da olmasını istiyorum ben aslında. Hani girizgahı biraz kısa tutalım çünkü Deniz'le ilgili tüm bilgileri ben bu arada videonun aşağısına bırakacağım. Deniz bir ilk yardım eğitmeni ve bununla ilgili çok güzel çalışmaları da var. Mutlaka ki şirketlerinizde, kendi arkadaş gruplarınızda farklı farklı eğitimler oluyor. Katılabilirsiniz. Eğitim düzenleyebilirsiniz. Deniz'i bulun. Onun dışında bugün aslında niye ne tetikledi bu buluşmamızı, ondan bahsedelim. Biliyorsunuz çok yakınlarda bir zamanda Emine Bulut cinayetini bütün Türkiye konuştu. Çünkü videosu düştü ve hepimiz bunun nasıl gerçekleştiğini maalesef ki gördük. Onun tam akabinde Tuğba Korkmaz isimli bir kadın Instagram'da bir paylaşım yaptı. Ve dedi ki benim de aynı şey başımdan geçti. Eğer ki o gün bana o ilk yardım müdahalesini yapan kadın olmasaydı, hı hı, ben de şu an Emine Bulut gibi aranızda olamayacaktım diye bir paylaşım yaptı, hı hı, ve bütün boğazı kesik. Tuğba ile de ben sonra çok konuştum bu arada. Ona da çok istiyorum aslında. Bir araya gelsek, Çanakkale'deymiş o da. İnşallah bir gün yüz yüze tanışacağız. Acayip etkiledi beni o dediği şey. Hı hı. Ve böyle evet işte ilk yardım. Yani ilk yardım o kadar çok yeni, bu sene ayağımı kırdığımda da bana yapılan ilk yardım müdahalesi, kanalda da paylaşmıştım. Hani o kadar o anda yanımda biten kişinin ben ilk yardım biliyorum demesi öyle bir rahatlama verdi ki bana. Hani bu konu gerçekten keşke başımıza geldiğinde aklımıza gelmese. Hı-hı. O yüzden de ilk yardım videolarına bir kere daha başlıyoruz. İnşallah devamını çekeceğiz. İnşallah. Bugünkü konu şey olsun istedim ben. Yani gerçekten en kritik anlarda, yani önümüzde biri, Emine Bulut gibi biri yaralandı. Hı hı. Biz onun hayatını kurtarmak için ilk müdahale ne yapabiliriz? Şimdi bizim bu durumlarda ilk yapmamız gereken şey kanamayı durdurmak. Şimdi Emine Bulut vakasında da o vardı. Önemli bir kanama var orada. Hızlı bir şekilde bası yapmak gerekiyor. Şimdi bası yaparken kanamayı durdurma aşamalarını anlatacağım. Bir de yaptığımız hataları anlatacağım. Neden durduramıyoruz kısmını. Kanama oluştuysa hemen bir şeyle bası yapmak. Yani o an üstünüzde tişört, kazak ne varsa, bir fular, yani kazak çok emmeyebilir ama ne buluyorsanız o sırada onunla hemen bası yapmak gerekiyor. Şimdi benim kolumda kanama olsun. Temiz bir bezle bası yaptım oraya. Bası yaparken genellikle şöyle bir şey oluyor İrem. Durdu mu durmadı mı bir merak ediyorum. Merak ettiğimde kaldırırsam kanamayı durduramamış oluyorum. O basıyı sürekli yapmam gerekiyor. Yani sırf meraktan durmuyor bazı kanamalar. Onu sürekli bası devam etmeli, yapmaya sürdürmeliyim. Bu sırada baktım o bez çok kanlandı. Bazen öyle olur. İlk bez tamamen kanlanmış. O zaman o bezi kaldırıp atmak geliyor içimden. Oysa onu kaldırıp atarsam pıhtılaşmanın önüne geçiyorum. Orada kanamayı tetiklemiş oluyorum. Yani kabuk tutan bir yarayı soymak gibi. O bezi hop aldım oradan, yerine yeni bez. Sil baştan. O zaman yapması gereken şey aslında o kanamayı durdurmaya çalışan kişinin ne kadar kanlanmış olursa olsun o bezin orada kalması, üzerine yeni bir bezi kapatarak basıya devam etmesi. Bası yapmak çok önemli. Bu basıya devam ederken hala durmadı. Hepimiz biliriz. Bir kalp seviyesi üstünde tutmak, işte yer çekiminin ters yönünde tutmak. Hepimiz biliriz deme. Bilmiyormuşuz gibi anlat. Tamam. Yani artık o kalp seviyesinin üstünde tutma meselesi yaygındır. O yüzden söylüyorum. Neremiz kanıyor olursa olsun yukarı kaldırmak doğrudur. Yani kanın akış yönünün tam tersine kaldırmış oluyoruz o sırada, yer çekiminin ters yönüne. Bu tabii ki kanın oraya gitmesini engellediği için nispeten dolayısıyla kanamanın da azalmasını sağlayacaktır. Eğer hala durmadıysa o zaman bandaj yaparız. Ama turnike değil. Yani böyle kanı tamamen kesmek değil. Sadece bu basıyı sürekli hale getirmek için bir bandaj. Ha, bez koydum yetmedi, bir bez daha koydum. Sonra onu sıkıca sarıyorum. Sıkıca sarmıyorum. Sadece sarıyorum. Sadece sarıyorum. Evet, çok sıkı sararsam kanın geçişini engellerim. Ha. Oysa kan olan yerde can vardır. Eğer kanı tamamen kesersem dokuların ölmesine neden olurum bir süre sonra. Bir de demin söyledin ya bası derken onu bir hani o zaman... O da çok sıkı olmayacak mı? Yok, bası bastırmak. Ha, evet, o sıkı tamam. Yani değil mi? Ama eğer tamamen sıkısı yaparsan buradaki dokunun hiç kanlanması. Okey, evet. Tamam anladım. O yüzden, onun evet, o ben sadece buradaki şey gibi, durdurabilmek için bası yapıyorum. Ama kanın oradan akışını tamamen engellemiyorum.
yapmaya çalıştığım şey bu. Turnike bizde çok bilinen adı bir uygulama. Herkes bilir yani sokakta turnike adını ama çok kullanılan bir uygulama değildir. Mesela organ kopmasında kullanılır. O zaman organ anlatır kopması... Anlatır mısın? Ben bilmiyorum. Tabii organ kopmasını mesela anlatayım. Orada evet. Ne yapacağız? Orada da yine bildiğimiz şeyler var ama aklımızın karışık olduğu noktalar da var. Örneğin parmağım koptu diyelim ve bir çamurun içine düştü. Böyle pis bir yere düştü. İçimizden gelen onu bir alayım da şöyle bir suya tutup ondan sonra... Öyle bir şey oluyor. Onu ne olur yapmayalım. Çünkü onu hemen bir şeye sardım. Mesela bir buzdolabı poşeti gibi bir şeyin içine koydum. Temiz bir bezle sardım ve ya da öyle koydum. Fark etmez ama buzda taşımak doğru, buza temas etmesi yanlış. Onu bırakacaktım. Buzlu suyu bir ayrı poşet yaptım. Başka bir buzdolabı poşetinin içerisine ya da herhangi bir market poşetine fark etmez. Buz ve su koydum. Ondan sonra o kopan parça ayrı bir poşet içerisindeydi ya, onu öyle koyuyorum. O poşet, yani o parmağa poşet harcı hiçbir şey değmeyecek. Evet, yani suya temas etmiyor. Suya ya da buza temas etmiyor. Etmeden hızlıca hastaneye ulaştırmalıyım. Bir de orada tabii şöyle handikaplar oluyor. Mesela tam şeyi yazmak lazım. Yani hastanın adı falan, bilgileri olabilir. Ya da bazen işte ulaşımla ilgili sorunlar olabiliyor. Yani hastayla aynı araçta olsun. Yani sevk ederken bazen kendi aracımızla da sevk edebiliyoruz. Ambulans da çağırabiliyoruz. Eğer kendi aracımla sevk ediyorsam mutlaka o... Hasta neredeyse organ da orada oluyor. Ve tabii çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaşması gerekiyor ki güzel bir müdahale sürecini engellemek. Sen zaten ilk videomuzda da şey söylemiştin, onu çok iyi hatırlıyorum. Yani evet ilk yardım ama eşit zamanlı da 112. Tabii. Yani o hemen o 112'yi çevirmek, orada mesela ambulans tıkanmayı çağırmak. Konuşmuştuk. Tıkanmada uygulamayı yapmak kritiktir. Yani şunu, ne olur o videoyu tekrar açıp izlesin. Evet. Çok önemli bir bebeklerde konu çünkü. Tıkanma. Orada şu seçenek yok yani, ben uygulamamı yapsam ambulans mı çağırsam? Hoparlörle arayın, ambulansı çağırın lütfen. Eş zamanlı uygulamayı yapın. Çünkü zamanla yarışıyor. Evet. Burada da ama yani kritik bir kesik olduğu zaman ciddi bir damarın kesilmesiyle onu da çok anında yapman aynen gerekiyor. Öyle. O yüzden yine hoparlörden 112 arayıp belki ya da etrafta en sakin kimse bu işi ona delege ederek onun aramasını sağlayıp ben ilk yardım bilensem benim uygulamam gerekiyor o sırada. Bilmeyen birinin de çok her şeye müdahale etmemesi gerekiyor. Yani ben orada bası yapmayı biliyorum ama başka biri oraya işte kolonya sürmek doğru zannediyorsa onu uzakta tutmak gerekiyor. Bayılana hala su dökmek suratına, kolonya koklatmak falan. Mesela bunlar tamamen yanlış. Zaten nefes alamayan birinin ağzına burnuna bir şey yani sürmeye çalışmak. Alanı boşaltmak. Tabii. Değil mi? Peki şeyi de ben merak ediyorum. Yani başına gelmeyince insan öyle bir durumda neyle karşılaşacağını tahmin edemiyorum. Bir kaza anında. Diyelim ki bir araba kaza yaptı. Biz arabanın içindeyiz. Ve bilincimiz açık. Ama yanımızda birileri var. Bilincini kaybetmiş olan. Hani burada ya da ne bileyim, ne yapacağız orada ilk o anda? Bilincim açıksa hemen 112'yi arayacağım. Tamam. İlk yapmam gereken şey ve olayın tanımını anlatacağım. Aracın kapısı açılmıyorsa filan bu özellikleri de söyleyerek bilinci kapalı hastalar olduğunu falan hepsini anlatmış olmam gerekiyor. Şu kritik, araç içerisinde ben de olduğum için omurgamda hasar var mı, ne durumdayım? Yani ben de evet bilmiyorum. Eğer zaten böyle bir şey düşünüyorsak, yani şöyle söyleyeyim, aracın dışından biriyim diyelim. Bir kaza olduğunu gördüm. İçindeki kişiyi hemen çıkartmaya çalışmıyorum. Evet, ne yapıyoruz? Karga tulumba çıkartmaya çalışmak tamamen yanlıştır. Bırakıyoruz öylece. Eğer çok iyi ilk yardım bilen biri varsa ve oradaysa, sertifikalı biri ise, eğer dediğin gibi bilinci açıksa zaten onu temasla kalacaktır. Ama bilinci kapalı, solunumu yoksa... Çekip çıkarmıyoruz arabanın içinden. Evet, öyle yapmıyoruz. Ama solunumu yok, bilinci kapalı ve çok iyi ilk yardım biliyorsa o doğru teknikle onu çıkartıp o zaman kalp masajına başlayacaktır. Kalp masajı yapmak için çıkartacaktır. Ama çok iyi ilk yardım bilmiyor. Sadece temel bilgileri biliyor. Bilinçli bir insan ama ilk yardım konusunda sertifikalı değil diyelim. O zaman kalp masajı yapma şansı da yok zaten. Hemen 112'yi araması gerekiyor. Bir de ilk yardımcı bile olsa şunu dikkat eder. Aracın içindeki kişinin solunumu yerinde mi değil mi? Araçta patlama riski var mı yok mu? Bunların hepsi kriter. Yani araçta patlama riski yoksa o zaman beklemesini, yani güvenli bir alandaysa araç, etrafında güvenliği sağladıysam ki o çok önemli. Hemen ne olur arkasında önüne işte diğer araçların kazaya dahil olmaması için önlem alınması çok önemli. O zaman patlama riski yoksa onu 112'nin oradan çıkartmasını beklemek doğrudur. Çünkü şöyle vakalar biliyoruz. Mesela doktor, kadın kendi biliyor. Böyle bir vaka var. Omurgasına hasar olduğunu biliyor. Beni araçtan çıkartmayın dediği halde çıkartıyorlar. Ve o felç kalabiliyor.
Yani trafikte gördüğümüz her kazada karga tulumba müdahale etmek en büyük hata. İyilik yapacağım derken aslında tabii, kötülük yapıyoruz. Böyle paradüler yok mu ta bizim çocukluğumuzda evet. işte? Hepsini gerçek aynı zamanda yani yaşanıyor da bunlar. Şimdi yaralanma konusuna geri dönelim birazcık. Bir şey daha merak ediyorum. Bu da çok başımıza gelebilecek bir şey. İşte bir yerden atlarken, zıplarken bir şekilde bir şey üstümüze saplandı. Demir, metal, neyse artık. Öyle bir durumda yaralanmada ne yapacağız? Bir kere Malkoçoğlu filmleri unutacağız. Yani orada yapılan her şey tamamen yanlış. İşte orada oku bile çıkartıyor falan diye. Böyle bir şey yok. Yapmamız gereken şey onu sabitlemek. Onu çıkartmaya çalışırsak etrafındaki dokulara zarar verir. Yani girerken zarar vermiş, çıkartmaya çalıştığımızda bir de böyle hani zorlayarak çıkartıyoruz. O zaman etraftaki ne kadar dokuz, işte sinir, damar ne varsa onları parçalama riskim var. Bir de çok önemli bir damarı tutuyorsa çektiğimde çok büyük bir kanamayla da karşılaşabilirim. Bu yüzden çıkartmaya çalışmamak en önemlisi. Etrafına gazlı bezler işte ya da üstünüzdeki herhangi bir şey bile bazen kurtarıcı olabilir. Yani fularınız vardır onunla etrafını sabitlemek gibi. İşte flasterler yine böyle işte o, evet. Oradan çıkmayacak şekilde. Ve hatta hareket etmeyecek şekilde sabitleyip hastaneye götürmek gerekiyor. Eğer bulunduğu bölge benim işte aracımla götürmeme müsait değilse yani araçla götürürken tehlike yaratabileceğimi düşünüyorsam lütfen 112'yi arayın. Hatta böyle bir durumda 112 aramak çok daha doğru. Hemen müdahale etmelerini sağlayacaktır. Bir de 112 arayınca söylememiz gereken bazı bilgiler var. Kısaca evet, onları da çok, söyleyelim. Çünkü birincisi orayı hiç meşgul etmemek gerekiyor. Çok önemli. Yani o kadar çok yanlış çağrı gidiyor ve bununla ilgili kamu spotu da oluyor biliyorsun. Gerçekten ihtiyacımız olduğunu aramak ve aradığımda ben Deniz sizi şu numaradan arıyorum. Yani numaram neyse onu paylaşmak gerekiyor. Ya çıkmıyor mu karşıda? Merkez, İstanbul merkeze çıksa bile periferde aynı sistem olmayabilir. O yüzden aradığımızda mutlaka numaramızı vermemiz önemli. Tamam. Kontakta kalabilmek için önemli. Tamam. Yolda beni işte bir şey söyler. Orada çocuğun işte ya da kimse o sırada müdahale ettiğim onun hayatını kurtarma şansım olabilir. Tamam. Ve adres bilgisi. Adres bilgisini çok açık ve net paylaşmalıyım. Hele İstanbul gibi bir yerde çok çok önemli. Adres çok net olmalı ki ben de şunu öneriyorum. Evdeki kazalarda özellikle evde sizden işte ne bileyim anneanne, babaanne olabilir, arkadaş olabilir. Sizin başınıza bir şey geldi, adrese sizin kadar hakim olmayan biri olabilir. Böyle bir dokümana yazıp onu buzdolabının üstüne mutlaka yapıştırın. Böyle inanılmaz. Benim dolapta her zaman hastane, ilk yani bir sürü şeyin numarası vardır doktor. Ama kendi adresimi oraya yazmak hiç aklıma gelmemişti. Tamam, onu da hemen koyuyorum. Süper bilgi bence çünkü bu. Çünkü birbirimizin evine de giderken konumla falan gidiyoruz. Evet. Ne sokağın adını biliyoruz aslında, ne apartmanın adını biliyoruz falan. Yani çok hakim olmuyoruz. Çok doğru. Bir şey daha var takılan aklıma. Bu da sıkça benim ben de karşılaştım mesela bu durumla. Bayıldı biri yanımızda mesela. Ne yapacağız? Soğan koklatacağız demiş. Öyle şeyler görüyorum çünkü böyle balkondan atıyorlar daha soğan en acil şeymiş gibi. Değil tabii. Yani bayılan birisine herhangi bir şey koklatmıyoruz. Kolonya işte. Yüzüne vurmuyoruz. Bir de öyle bir şey var. Tak tak tak. İyi misin? Su dökmek falan. Buna hiçbirisi değil. Ne olur. Tek yapmamız gereken şey beyin oksijensiz kalınca şalteri kapatıyor. Düşüyor aslında. Böyle bir sistem var. Düştüğü zaman tek düzleme geliyor. Kan oraya kan içindeki oksijen dolayısıyla oraya doğru hareket etmeye başlıyor. Ayaklarını da kaldırırsak 30 santim kadar. Altına battaniye, sandalye, tabure bir şey koysam ayaklarındaki yani o taraftaki kanın ve oksijenin daha hızlı hareket etmesini sağlarım. Çok hızlı kendine dönmesine olanak tanımış olurum. Başını yan çevirmek önemli. Yatarken kafasını yan çeviririm. İçeriden gelen kusma işte ya da işte bayılmasına etken neyse hani bir kanama bilmiyorum. O içeriden gelen bir şey olursa onu da dışarı atmasını sağlayacak. Başımı yan çeviriyoruz. Ayağını 30 cm yükseltiyoruz. Etrafını uzaklaşıyoruz. Hava almasını sağlıyoruz. Tabii en önemlisi açılın açın hava alsın der kendi iyidir değil mi? Öyle yani bizim bildiğimiz o genellikle. Bir şey sürmüyoruz. Yüzüne hiçbir yerine dokunmuyoruz. Evet rahat oksijen alabilsin. Bir an önce kendine gelmesini sağlayacaktır. Peki senin burada benim şu an aklıma gelmeyen ya bak bu da çok başımıza geliyor. Epilepsi. Doğru. Evet en önemli vakalardan birisi o da sokakta çok başımıza gelen şeylerden biri ve çok çok hata yapılıyor. Bunlardan birincisi kolunu bacağını tutmaya çalışmak. Epilepsi olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü sokakta yürüyoruz yani hani bayıldı mı epilepsi mi onu da bir doğru. Şey yapalım. Kasılma nöbetleri olur epilepsi hastalarında işte sarsılır. Aslında bu tip videolar çok vardır internette. Hep aynı tip değildir. Yani epilepsi vakası hep aynı bu kadar büyük şiddetli bir kasılma olmayabilir. O zaman zaten müdahalesi daha kolay olur ama çok büyük bir kasılmayla karşı karşıyaysak o sırada. Çünkü hasta düşüyor yere işte bir şey yapmak istiyoruz ama genellikle yanlış şeyler yapıyoruz ona yardım edeceğim derken. Orada ne yapmak lazım?
Bir epilepsi vakasında bir yapmamamız gerekenler var, bir de yapmamız gerekenler var. Önce yapmamamız gerekenleri paylaşayım. Tamam. Çünkü sıkça yapılıyor. Bunlardan bir tanesi o kasılan kişinin kolunu, bacağını tutayım, aman kasılmasın. Öyle bir şey var niyeyse. Kolu bacağı tutayım derken kolu bacağı çıkan insanlar, kırılan vakalar falan. Böyle o yersiz yapılan müdahalenin daha ağır sonuçları oluyor. Bir kere bunu yapmamak lazım. Biz ne yaparsak yapalım o kasılma nöbetini tamamlamak zorunda. Önemli olan orayı konforla geçirmesini, yani rahat geçirmesini sağlamak bizim birinci amacımız olmalı. Başını çarpmasına engel olmak, evet, yani altına bir şey koyarak çarpmasını engellemek ve mümkünse yan yatırmak. Çünkü kasılma nöbetinden sonra birden kaslar gevşediği için kasılıp birden gevşeme oluyor. O zaman idrar kaçırma ve istifra etme normal. Böyle şeyler yaşanabilir. İstifra edersen onu dışarı atabilsin diye başını yan tutmak en güzel olacaktır. Soğan koklatmak. Bunlar yok. Tabii asla. Kolonya koklatmak. Yani şöyle düşün, mesela ortamda biri soğan yediyse bile böyle bir nefes, ama yani niye falan deriz tabii. Şimdi orada nefes almakta zorluk çeken birisi var. Gidip onun burnuna soğan sokmak, yani bu kadar mantıksız. Hani ya da alkollü bir şey, işte kolonya molonya, onlarla temizlemeye, işte bir şeyler yapmaya çalışmak tamamen nefes almasını zorlaştırdığı için gereksiz ve doğru bir uygulama değil. Yine çok yapılan şeylerden biri dilini tutayım da aman kaçmasın meselesi. Ağzına soktuğum zaman kapatır çenesini. Çünkü ajite etmiş oluyorum onu. Kapattığı zaman parmağım sıkışır genellikle. Ve yetişkin biriyse epilepsi hastası özellikle çok da güçlü bir kapanma olduğu için parmağı kopan, parmağı bir ciddi hasar gören insanlar var. Bu dili geri kaçtı, boğuldu, böyle bir şey yok mu? Bilinç kapanmasında dil geri kaçabilir ama epilepsi vakası bilinç kapanmasına alakası yok. O çok bambaşka bir konu. Epilepsi olan biri dilinden boğulmaz. Evet, boğulmaz. Hele de yan yatırmışım zaten. O sırada öyle bir durum yoktu. Yani bilinç kapanmasında dil geri yine kaçmaz da orada dil soluk borusunu tıkayabilir bir sebepten. Onun da aşamaları var. Ayrı bir mesele, o bayağı uzun bir konu. Ama epilepsi durumunda o değil. Çünkü bilinç açık aslında epilepside. Bir de böyle internette falan da çok dolaşıyor. Sizin de kesin karşınıza çıkmıştır. Ya da başından geçenlerin hikayelerini, benzer şeyler oluyor. Kalp krizi. Hı. Mesela işte mideme bir şey oldu zannettim ama sonra kalp krizi geçiriyormuşum. Yani biri yanımızda kalp krizi geçiriyor. Hı. Ne yapacağız? Ya da kendimize oldu. Hani müdahale edebiliyorsak. Evet, genel durumumuzda öyle bir tuhaflık olduğunu, farklılık olduğunu fark ediyorsak, bazen kalp spazmıyla kalp krizi karışabilir ama genel olarak eğer kalp krizinden şüpheleniyorsak bir kere enerji harcamayacağız. Yere oturur pozisyonu alıp hemen 112 aramak lazım. Yere oturur pozisyonu dediğimiz sırtın yarı yatay olduğu. Yani şöyle diyebiliriz izleyenlere, hani kalkılıp televizyon izleme diye bir şey vardır ya, böyle işte bir cips yerken de falan böyle yatarlar hani sırtlarını. İşte o akciğerlerin aktif kullanıldığı pozisyon, çok havadar bir yerde, iyi nefes alabileceğimiz bir yerde yarı oturur pozisyonu alarak ambulans, evet, mutlaka hızlı bir şekilde ambulans ulaşmamız Peki, gerekiyor. Peki yanımızdaki oluyorsa da zaten onu o pozisyona getirip ambulans arayacağız. Hemen öyle. Eğer kalp hastasıysa, gerçekten kullandığı ilaçları varsa ona o ilaç verilebilir. Ama kalp hastası değil, ilk defa böyle bir şey yaşanır. O zaman hızlıca ambulans aranacak. Yakasını bağrını açıp rahat nefes almasını, o sıkışıklık hissinden onu kurtarmak gerekiyor. Rahat nefes almasını sağlayacağız. Şu çok önemli, bence en büyük kayıplar orada oluyor. Bizim özellikle annelerimiz, babalarımız yaşındaki jenerasyon her şey için doktora gitmek istemiyor. Ya da ay ben çok fenalaştım, onu 112'yi aramayın, çağırmayın, gerek yok, iyiyim, toparlarım gibi. Ona izin vermeyin ne olur. Eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız hemen arayın. Yok yok, bir şeyim yok diyorlar. Arama ben şimdi toparlarım. Halbuki ya da kendim gideyim. Kendi giderse de enerji kaybediyor. Bir de mesela şeyi de çok duymuyor muydunuz? Ben bunu da mesela duydum. Hani kriz değil, evet, ama kalp spazmı geçiriyor. Hı hı. Hiçbir şey aramıyor. Hiçbir şey olmuyor. Hani hala da sağ zaten. Aradan geçiyor 4-5 saat. Doktora gidiyorsun mesela, en sonunda ikna edip o kişiyi. Şimdi artık kan testiyle anlaşılıyor bu, biliyorsun. Kan testini yapıyorlar. Siz bir küçük bir kalp krizi geçirmişsiniz, hı, ya da kalp spazmı geçirmişsiniz diyorlar. Yani geçirip de farkına varmayabiliyoruz herhalde. Yani evet, o da şanslı bir grup hani, ama sonu daha kötü olabiliyor. Yani ilk geçirdiği anda da hemen doğru müdahale yapılmazsa, hastaneye ulaşmazsa tabii hiç istemediğimiz sonuçlar. Şunun için bunu söylüyorum. Olabilir. Yani evet, oldu, iyi, tamam, artık götürmemize gerek kalmadı değil de mutlaka bir kontrole gitmek lazım. Devamında bir kontrol olsun diye aslında bunu hatırlatmak istiyorum. Biz onu mesela aslında çocuk anneler de izlediği için genelde söylemiş olalım. Çocuklar için de diyoruz. Yani işte başına bir şey geldi ama şu an iyi durumda. Ama ne geldi? O sırada onu da bir bilmek için işte elektrik çarptı ama şu an iyi
iyi görünüyor. Hani ama içeride ne oldu gibi. Yani o olan şeyi aslında bir kontrol ettirmek gerçekten öngöremediğimiz sonuçlar doğmuş olabilir. Ya ben hep önemli. Şey söylüyorum. Tedbirli olmakla pimpirikli olmak arasında böyle ince bir çizgi var. Yani gerekiyorsa pimpirikli olun böyle şeylerde bence. Yani çünkü hayat yani hayat söz konusuysa ekstra olmak zorundayız. Evet. Ve bahsettiğim bazı şeyler ne kadar ufak şeyler. Evet, çok küçük yani, detaylar ama zaten çok büyük sonuçlar. Oradan geldik işte. Yani ilk müdahaleyi yapabiliyor olmak, o cesaretinin olması bilmekten geçiyor. Bilirsem daha atak olabiliyorum. Ama bilmeyince insanın eli kolu bağlı kalıyor. Keşke yani senle başlamadan önce de konuştuk. Okullarda bu ilk yardım konusu konuşulsa. Yani birçok daha yer var. Deniz'le de onu konuştuk. Yani 3 sene önce bir araya geldiğimize göre inan İrem çok daha ileride evet. her şey dedi. Ama inanıyorum ben ya bunlar daha ilerleyecek. Mesela şey konusu da var. Ne olur aşağıya yazın. Hani o belki senin konun değil ama deprem sırasında neler yapmamız gerektiğiyle ilgili de bir video çekmek istiyorum ben. Yani onu da inşallah bir gün yapacağız. Peki Deniz, çok teşekkür ederim yine geldiğin için. Ben teşekkür ayağına, ederim. Ayağına ağzına sağlık. Yine birlikte bir sürü insana ulaşmış olduk. Ben teşekkür ederim. Yani bir kişinin, hep ben öyle söylüyorum yani, bir kişinin bile bu videodan sonra bir işine yarasak ne mutlu bize. Hatta birçok kişinin umarım ki ilk yardım eğitimi almasına vesile olur da evet, daha çok büyür. Dediğim gibi Deniz'in verdiği bir sürü eğitim var. Aşağıya koyacağım. Onun iletişim bilgilerini Instagram adresini de koyalım. Onun dışında başka hani şunu da detaylı anlat dediğiniz video konusu varsa biz Deniz'le çekeriz yine. Lütfen aşağı yazın. Ben artık hiç sana sormuyorum bile nasıl gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz geldiğin için, izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz de şuraya gidip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.